basit haliyle nasıl çalışıyor? İşte biraz önce söylediğim gibi bilinçaltında bir kaydın var. Para zor kazanılır. Evet, bu inancı yayıyorsun. Para zor kazanılıyor. Ben uzun sağlıklı ilişki kuramıyorum diyorsun. Evet, sen uzun sağlıklı ilişki kuramıyorsun. Bir şeyden korkuyorsun, kaybetme korkun var. Mıknatıs ya. Ne yapıyor? Bir şeyleri kaybettiğini görüyorsun. Sonra yavaş yavaş bağlantıyı kurmaya başlıyorsun. Ha bu arada güzel haber şu, titreşim hızımız çok arttığı için farkındalıklarımız da çok hızlı artmaya başladı. Yani böyle bir anda derinleşen, bir anda oyunu gören, bir anda sistemin nasıl çalıştığını fark eden insanlar artık var. Ve bu insanlar fark ettikleri için bunu kendilerince zaten kullanmaya da başladılar. O yüzden ben yeni yaptığım çalışmalarda böyle çok uzun ve yorucu çalışmalar pek koymuyorum. Hatta onun yerine çok daha basit anlatmaya başladım. Basit derken diyorum ki sen bir dünyan var. Kendi dünyandan bahsediyorum. Ve bu kendi dünyanda kendi öğrendiklerin, kendi bildiklerin, kendi inandıklarınla sınırlı bu dünya. Ve bildiğin kadar, inandığın kadar kendi dünyanı yaratabiliyorsun. Yani kendi aklın, bilgin, zekan derecesinde biraz yol alıyorsun. Ve bu dünya içindeki her şeye dair bir kavramın var zaten. Bir inancın var, bir yorumun var. Ve bunların hepsi işliyor. Şimdi burada ilk cebime neyi koydum? Söylediğim her şey neticede benim düşündüğüm şeydir. Ve bir yaratan etkisi vardır. Yaratan, çağıran bir etkisi vardır. Demek ki ben ilk önce kullandığım kelimelerden ve cümlelerden başlayacağım. Ne konuşuyorum? Ne düşünüyorum? Ne hissediyorum? Ben her an titreşen bir varlığım. Her an ben her şey titreşiyor ve ben de titreşen bir varlığım. Çekim yasası neye göre işliyor? Benzer enerji benzer enerjiyi çekiyor ya. Bak çok basit. Bir şeye kızdım, şikayet ettim, kendimi acıdım, kıskandım, kendimi suçladım. Bir şey oldu. Ne yaptı? Titreşim yüksekken ne yaptı? Düşmeye başladı. Düştü. Düştü. Bak böyleyim artık. Çok düşük titreşimdeyim. Ben çok düşük titreşimdeyken dışarıda düşük titreşimde olan her şeyi mıknatıs gibi toplamaya çalışıp başlıyorum. Örnek, düşük titreşimde bir arkadaş. Örnek, titreşimi Sevgili. düşürecek her şey ne yapıyor? Bana doğru çekilmeye başlıyor. Çünkü benim titreşim böyleyken eşimle kavga ettim. Kardeşime kızdım. Sevgilimi kıskandım. Beklediğim yerden beklediğim ilgiyi görmedim. Düştü. Düştüğü anda da benzer titreşimleri ne yaptım? Çektim. Ben artık bunu biliyorum. Titreşimim düştüğünde mıknatıs gibi topluyorum. Peki burada bir önemli bilgi daha var. Ben sanıyorum ki dışarıda birileri var. Ve onlarla, o var olanlarla mütemadiyen bir ilişki içindeyim. Öyle düşünüyor benim zihnim. Orada Ayşe var diyor, Ahmet var, Mehmet var, Hasan var, Hüseyin var, Merve var diyor. Ve ben onlarla ilişki içindeyken örnek onlardan birine kızıyorum. Yine kızıyorum. Kızdığımda bak titreşim gene böyleyken bak gene düştü. Yani hep diyorum benim beynim ve bilinçaltım ne Ahmet'i biliyor ne Ayşe'yi biliyor. Sadece benim titreşimi biliyor.
Dolayısıyla onlara kızarken kendi titreşimi bir daha ne yapmış oldum? Bir daha düşürmüş oldum. Onları suçladım. Bir daha frekansım düştü, titreşim. Onlardan biri bana değersiz hissettirdi ya da ben onları değersiz hissettirdim. Bak gene düştü. Ne yaparsam yapayım, baz aldığım tek şey benim titreşimin yükselmesi ya da düşmesi. Anlık bir şikayet ettim birine. Mağdur oynadım o anda. Konuşurken ve bu role girdiğimde de bak düştü. Gene düştü. Hep düşüyor. Ve düştüğü anda da mıknatıs gibi ne yapıyor? Yenilerini çekiyor. Çünkü bir enerji salıyorum ben her düştüğümde. Sistem bu kadar basit çalışıyor. Diyor ki şikayet etme çok. Onları suçlama. Çok kızma. Şimdi daha derin girelim. Daha derin girdiğimizde, bu tasavvufta da vardır aslında, tüm hani kadim bilgilerde zaten vardır. Oradaki her varsandığım kişi aslında benim bir parmağım, ikinci parmağım, üçüncü parmağım, dördüncü parmağım, beşinci parmağım gibi. Yani benim onlara dair bir bilgim var. Onlara dair bir kaydım var. O cimridir, o kabadır, o anlayışsızdır, o sevgi doludur diye, değil mi? Kayıtlarım var. Kendi var ettiğim kişiliklerim gibi düşün, benliklerim gibi. Onlar oradalar. Ben onları bana, benim aydınlık ve karanlık taraflarımı bana gösterdiklerinin farkında değilim. Benden ayrı gibi düşünüyorum onları. İyi de yani bir şekilde onların bilgisi bende var. Yani bir annemle konuştuğumda ne diyeceğini biliyorum. Kardeşim bir konuya nasıl tepki göstereceğini biliyorum. Çocuğumun nasıl davranacağını ya da eşinin nasıl davranacağını biliyorsan eğer, bu bilgiyi nereden biliyorsun? Çünkü ona dair bir kaydın, bir bilgin var. Başka bir deyişle en derinde zaten o sensin. Peki onlar orada niye var? Onlar diyorlar ki, bak biz burada konumlandık etrafında. Biz tek bir şey için burada varız. O da sen kendini bilmiyorsun. Biz sana kendini göstermek için varız. Sana içindeki değersizliği, içindeki korkuları, içindeki sevgiyi, içindeki şefkati, içindeki kıskançlığı, içindeki güvensizliği göstermek için varız. Birimiz burana dokunacak, kızgınlığın çıkacak. Birimiz burana dokunacak, değersizliğin çıkacak. Ama bak, sana her dokunduğumuzda senden bir duygu çıkacak. Çıkıyor da değil mi? Ha, geldik bence en önemli noktaya. Bana her dokunduklarında benden çıkan duygu yaratan enerjidir. İşte sırların sırrı da budur zaten. Benden hangi duygu çıkıyor? Benden çıkan o duygu çıkıyor. Bir surete bürünüyor. Yani bir dumanın şekil alması gibi düşünün. Bakın bir duman şekil alıyor. Ben örnek sabah birini suçladım. Çok kızdım ve suçladım. Senin yüzünden oldu diye bağırdım. Ben bunları bağırırken sabah benden bir duygu çıktı. Duman gibi çıktı, salındı. Sonra öğleden sonra bir surete büründü. Ayşe ya da Ahmet geldi beni suçladı. Dumanı ben saldım. Duman tekrar bana Ahmet suretinde geldi. Salan da benim.
Çarpıp geri döndüren de benim. Ben birine kızdım. Ya da biri bana kızdığı için ben de kızdım. Çünkü biri bana kızdığında ben de sinirlenirim ya. Dolayısıyla bu defa da mavi bir duman yaydım. Mavi dumanda Ayşe oldu. Ayşe de bana kızdı. Ya da ben ona kızdım. Fark etmiyor. Ayşe'nin bana kızması, benim ona kızmam. Birini suçlamam, birinin beni suçlamam. Fark etmiyor. Neticede benden çıkan bir duman var. Dumanın bir suretle bana bir gölge olup geri dönmesi var. Ve ben birdenbire uyandım. Aa, bir şey hissediyorum. Hissettiğim her şey dumanlar, suretler şeklinde benden oyun oynamaya başladı. Oyun, bildiğin oyun. Şimdi bunun farkına vardım. Bunun farkına varınca artık sistemin nasıl çalıştığını da anladım. Ne yapıyorum? Anlıyorum ki ben şimdiye kadar çok bilinçsiz yaşamışım. Rastgele bağırmışım, kızmışım, suçlamışım, kıskanmışım, yargılamışım. Orada birileri var sanıp mütemadiyen bir takım senaryolar kurmuşum. Ahmet beni sevmiyor, bana değer vermiyor demişim mesela. Ahmet hiç olmamış. Ben bir noktada kendimi o kadar değersiz hissetmişim ki, değersizlik duygu bu defa yeşil bir duman olmuş. Ahmet kılığında bana geri dönmüş. Ahmet bana beni değersiz hissettirecek bir hareket yapmış. Ahmet hiç olmamış. Hiç olmamış. Ahmet burada bir figür, yani bir benlik, birisi. Alanıma girerse var. Alanımda yoksa yok. O da benim çünkü. Benim dışında kimse yok. Şimdi o zaman ben zihnimi bugüne kadar savrup bıraktım kendi haline. Böyle böyle bugüne kadar getirdi beni. O zaman ne yapacağım? Saldığım bu duyguların bir nötrlenmesi lazım. Yani tekrar bir duman, bir suret halinde bana geri dönmemesi için benim bir şekilde onu ne yapmam lazım? Onu beslememem lazım, o duyguyu. Beslersem o duyguyu, onu ne yapmış oluyorum? Büyütmüş oluyorum. Ne kadar büyütürsem o kadar büyük geliyor bir de. Yani duyguyu ne kadar düşünerek ateşi odun atar gibi beslersen o kadar büyük bir kaya olup gelip bir de bana çarpıyor. O zaman ben ne yapacağım? Ha, bir dakika. Beni neyin sinirlendirdiğini biliyorum. Ne zaman suçlu hissettiğimi de biliyorum. Neye kızdığımı biliyorum. Ne zaman kendimi güvensiz hissettiğimi de biliyorum. Ben bir kendimi bir tanıyacağım. Kendimi tanıyacağım. Hangi duygularımı ne zaman salıyorum? Bazılarınız der ki, ben haksızlığa hiç gelemiyorum. İşte o gün bir arkadaşım haksızlık yapmışlar, ben çok sinirlendim. Hayır, orada arkadaşın yok. Arkadaşın sana senin içindeki öfkenin aynalığını yapıyor. İçindeki öfkeyi açığa çıkarıyor. Ve senin zaten öyle bir kodun var. Ben haksızlıklara hiç gelemem. Öfkelenirim. E niye böyle bir inancın var? Niye böyle bir kodun var? Çünkü sen bunu söyledikçe mütemadiyen bir yerlerde birilerine haksızlık yaptığını göreceksin. Sistem öyle çalışıyor. Sen ben dedikodu hiç sevmiyorum diyeceksin. Sistem sana dedikodu efendileri getirecek. Sen beni kale almamalarına çok sinirleniyorum. Beni küçük gördüler mi şöyle oluyorum diyorsun. Sen buna kızıp tepki verdikçe bak salıyorsun yine. Bak saldın. Ne yapıyor sistem? Onları tekrar önüne getiriyor.
O zaman ben ne yapacağım? O duyguyu yavaş yavaş nötrlemeye başlayacağım. Nasıl yapacağım? Burada güçlü durmak gerekiyor tabii. Böyle bir şeyle karşılaştığımda hemen kavgayı bırakacağım. Suçlamayı bırakacağım. İsyanı bırakacağım. Kızmayı bırakacağım. Saldırmayı bırakacağım. Yargılamayı bırakacağım. Her şeyi bırakacağım. Sadece direkt yaşanan şeye kabul vereceğim. Kabul. Neye kabul? Vallahi ben artık benden çıktığını, bir duman gibi şekillenip tekrar bana geldiğini ve ben bugüne kadar kendi gölgelerimle savaştığımı anladım. Anladım. Şimdi bu saatten sonra bunu bilen birisi, hani Don Kişot'un yel değirmenliğine savaş açması gibi, kendi gölgeleriyle savaşır mı? Savaşmış geçmişte hiç oyunu kazanamamış. O zaman der ki kendi kendine, benim kendi içimdeki bu duyguları dönüştürmem lazım. İşte bilinçaltı çalışmaları zaten bunun için yapıyoruz. Dönüştürmem lazım. Ben bu kadar hızlı yapamıyorum, çok uzun da çalışamıyorum. Benim daha pratik bir şeyler yapmam lazım diyorsun örnek. Eğer böyle diyorsan, o zaman bu duyguyu beslediğini fark ettiğin anda bir kabul de. Suçlama, yargılama, kızma, bir dur. De ki, ben şu anda bu duyguyu salıyorum. Bendeki bu duyguyu fark ettim. Özdeşleşmedim o duyguyla. Alanımdaki bir duyguymuş. Ben bu duyguyu salmayı, serbest bırakmayı seçiyorum de. Çünkü orada bir farkındalık var. Ve serbest bırak. Ve ondan sonra kendi kendine neyle ilgili yaşadıysan onu, örnek, kaybetme korkunu tetiklendi, ona kızdım. Bu senin güven duygunla ilgili, kendini güvende hissetmediğin için kızdın. Her kızgınlığın altında zaten bir korku vardır. O zaman ne diyorsun kendi kendine? Ben güvendeyim ve güvende olduğumu biliyorum. Ben güvendeyim. Bitti. Değersizliğinle mi ilgiliydi? Örnek. Değersizliğin mi açığa çıktı? Ben her şeyin en güzelini hak ediyorum. Fix cümlemdir. Ne alırsam alayım. Bir tokat alsam, güzel bir yerde yemek de yesem, keyifli sohbette de bulunsam, ben her şeyin en güzelini hak ediyorum. Bu böyle hani hayatımın vazgeçilmez 2-3 cümlesinden biridir. Ben her şeyin en güzelini hak ediyorum. Gerekirse 1000 kere kendine bunu söyleyeceksin. Ben her şeyin en güzelini hak ediyorum. Sonra diyeceksin ki ben fark ettim ki düşündükçe iyi ve kötü var ediyorum. Artık böyle farkındalığın artıyor. İyi ve kötüyü ben var ediyorum. Sonra bir tık daha yükseliyorsun. Aslında kötü de yok. Hepsi, dedim ya, o yansımalar bana hizmet ediyor ya. Ben eskiden kötü diyordum. Kötü de değilmiş aslında. O da bana hizmet ediyormuş. Sadece canımı acıtıyormuş. Yani beni acıtan her şey aslında bendeki negatif bir duyguyu çekip almak içinmiş. Bana zarar veren bir şey var. Yani kene gibi düşün. Çekip alınca acı çekeceğim ama onu da oradan çıkartmam lazım. Acı çekerek deneyimlerimizi böyle yaşıyoruz. Her acı bunun için yaşanıyor. Ben buradayım, beni buradan çıkar diyor ya acı. Oraya sıkışmış bir duygu. Oraya sıkışmış bir duygu var. Beni buradan bir çıkar diyor.